Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda bir yağlı boya çalışması yapacağız. Şu anda benim şövalem hazır. Burada üzerine çalışacağım duralitim ve hemen yanında da paletim var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu 30x40 cm ebatlarında, şöyle göstereyim. Önü beyaz astarlı, arkası bu şekilde, yaklaşık 4 mm kalınlığında bir duralit. Bunun üzerine çalışma yapacağız. Bunun bu astarlı olan, yani beyaz olan yüzeyini kullanacağım. Bunun üzerine daha önce de çalışmalar yapmıştık. Daha önceki videolarda da hatırlarsınız. Tabi boyut büyüdükçe kalınlığının da büyümesini öneririm. Bu 4 mm bu boyut için yeterli bir kalınlık. Yine hemen yanında paletim var. Aslında bunu kullanmıyorum. Bir cam paleti kullanıyorum. Bunu neden buraya koydum? Ekranda ikisini birden yan yana kayıtta rahatça görebilirsiniz diye. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın, hatta bunun şu arkada kalan kısmını palet olarak kullanmıştım. Burada boyaları görüyorsunuz. Bunun da kalınlığı 8 mm. Epey kalın. Bunun üzerine de yine yağlı boya çalışması yapılabilir. Ben bu şekilde duralit olarak, daha doğrusu palet olarak kullanıyorum. Ardından o paletin üzerindeki boyaları temizleyip veya üzerine bir kat astar yapıp tekrar bu hale getirip kullanabiliyorum. Çalışmamızı burada yapacağız. Şimdi hangi renkleri kullanacağız, ona geçelim. Evet, şu anda paletimde renkleri görüyorsunuz. Ben bunları paletin üzerine az önce sıktım. Yukarıdan aşağıya doğru renkleri sırayla söyleyeceğim. En üstte titanium white, yani titanium beyazı. Altında cadmium yellow, cadmium yani cadmium sarısı. Hemen altında ham sienna, altında yanık sienna. Daha doğrusu raw sienna ve burnt sienna, İngilizceleri bu şekilde. Hemen altında cadmium red, yani cadmium kırmızı. Hemen altında alizarin crimson, yani alizarin kırmızısı. Onun altında burnt umber, yani yanık umber. Hemen onun altında ultramarin mavi ve onun da altında prusyan mavi, yani prusyan blue. Burada 9 renk var. Bu 9 renk benim paletimde olmazsa olmaz, yani mutlaka paletimde kullandığım renkler. Bunun yanına ekstra renk ekleyebiliyorum. İşte ne olabiliyor? Zümrüt yeşili, bazı durumlarda sarının farklı tonlarını veya turuncu gibi. Bu renkleri ekliyorum ama benim paletimde olmazsa olmaz renklerde bu renkler. Artık çalışmamıza geçebiliriz. Evet, öncelikle tuvalimizin üzerine desenimizi fırça ile çiziyoruz. Bunu yaparken yanık siyena kullanıyorum. Desen oluştururken, kontür çizgilerini çizerken yanık siyena. Altta, yani fonda çok rahatsız edici şekilde durmuyor. Üzerinden de rahatça kapatılabiliyor. Bu nedenle bu rengi kullanıyorum. Bunu da bana çok soruyorsunuz. Bu arada modelimiz size tanıdık gelmiştir. Eğer Gibi dizisini izleyen varsa aranızda, Ersoy karakteri. Benim bu dizideki en sevdiğim, popüler karakterim, favori karakterim Ersoy. Sizin de favori bir karakteriniz varsa, eğer izliyorsanız bu diziyi, yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet, kontür çizgilerimizi yaptık, desenimizi oluşturduk. Özellikle koyu gölge vuran yerleri biraz daha belirgin şekilde yaptık. Ardından arka planda boyamamıza geçtik. Bu çalışmamız detaylı, yani çok gerçekçi stille değil, biraz daha empresyonist, yani fırça darbelerinin gözüktüğü lekesel bir teknikle çalışıyorum. Daha önceki tekniklerimden biraz daha farklı şekilde çalışacağım. Bunu da göstermek istedim. Siz de bunu bir yandan bu videoda da görmüş olursunuz. Şimdi ten renklerini oluştururken hangi boyaları, hangi renkleri kullanıyorum? Bu da bana çok gelen sorular. Yani benim ten renklerinde özellikle oluştururken kullandığım temel birkaç renk var. Bunların üzerine de ilave renkler kullanabiliyorum. Yine yanık siyena mutlaka kullanıyorum. Ham siyene kullanıyorum. Burnt umber kullanıyorum. Bunların yanında kırmızının tonlarını ekliyorum. Kadmiyum kırmızı, bazı yerlerde alizarin crimson, yani alizarin kızılı kullanıyorum. Bunun beyaz ekleyerek koyuluğunu ve açıklığını bu şekilde oluşturabiliyorum. Bu renkler
ten renkleri yaparken mutlaka iş görüyor. Bir de ayrıca tabii markaların ten rengi diye sattığı renkler de var. Flash tint olarak da geçiyor. Bu da bu renkler de yine tek başına yeterli olmuyor. Yani o bana biraz daha pembe tonlarını çağrıştıran bir renk. Yani biraz daha rose dediğimiz renklere yakın bir renk olduğu için ben o ten rengini, yani flash tint rengi çok beğenmiyorum. O yüzden ten renklerini kendim oluşturuyorum. Yine portreyi oluştururken önce koyu renkler, yani arka planda koyu renkler üzerine açık tonlamaları yaparak devam ediyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arka planı yaptık. Arkada duvar gözüküyor. Yine Ersoy karakterinin yaslandığı bir koltuk var. Bu gözüküyor. Bunları yaptık. Ardından portreye geçiyorum. Ondan sonra vücudun diğer geri kalan yerlerini yapıyorum. Bazı sanatçılar portreyi sona bırakıyor. Önce diğer detayları, fonu veya kıyafeti, bunları tamamlayıp portreyi sona bırakıyor. Böyle de yapabilirsiniz. Ben önce portreyi bitiriyorum. Yani bana zor kısmı bitireyim de geri kalanını hallederiz gibi geliyor. Yani rahatlıyorum. O yüzden önce portreyi tamamlıyorum. Şimdi bakın, mesela saçları yaparken burada daha önceki çalışmalarından farklı olarak daha kalın fırçalar kullanıyorum. Yani saç tellerini tek tek belli etmektense biraz daha boyayı kalıp şeklinde sürüyorum. Ama saçın o genel formunu bu fırça ile yakalıyorum. Tabii önemli olan renk. Şimdi detaylı gerçekçi de çalışabilirsiniz veya lekesel, biraz daha impresyonist çalışabilirsiniz. Burada önemli olan renk ve form. Yani figürün genel o formunu, karakteristik özellikleri yakalayacak şekilde, çok fazla detaya girmeden de bunu yakalayabilirsiniz. Bunu yapmak ve renkleri doğru bir şekilde yakalamak. Tabi burada gölge, ışık, bu da çok önemli. Yani portre çalışırken özellikle şu sorunlarla karşılaşıyorum ben. Çalışacağım portrenin, fotoğrafın çekil açısı ve ışığı da çok önemli. Kompozisyon çok önemli. Yani ışık fotoğrafta, eğer fotoğraftan çalışacaksanız, şu an benim yaptığım gibi modelden değil, ışık tam karşıdan geldiği zaman yüzdeki o karakteristik özellikleri kaybediyor, yok ediyor. Bir kere yüze gölge düşmüyor. Yani ışık tam karşıdan, yani kameranın çektiği açıdan geldiği zaman yüzün hiçbir yerine gölge düşmüyor. Gölge olmadığı zaman da hacim veremiyorsunuz. Işığın biraz daha yandan, mümkünse biraz çapraz üst taraftan gelirse, yani çenenin alt kısmına biraz gölge düşmesi, işte yanağın, yüzün bir kısmına, burnunun bir tarafına düşen bir gölge ve burnun diğer tarafında güçlü bir parlak ışık, bunlar hacim veriyor çalışmamıza. Böylece kompozisyonda da portreyi, karakteristik özelliklerini belirterek tuvalimize aktarırken bize epey kolaylık sağlıyor. Portre çalışırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta ve hatta eski usta ressam sanatçılardan bahsedecek olursak, işte bu Barok döneminde işte Caravaggio veya Rembrandt olsun, bunların portre çalışmalarında bu çok daha abartılıdır. Yani bir tarafta çok güçlü bir ışık ama diğer tarafta da çok düşük bir ışık. Yüzün bir kısmı belki tamamen karanlıkta kalmış ama birkaç noktaya vuran güçlü ışık o yüzün hacmini çok sanatsal bir şekilde ortaya çıkarıyor. Hatta fotoğrafçılar da şu an günümüzde Rembrandt aydınlatması olarak bir aydınlatma tekniği kullanıyorlar. Bundan da bahsetmek istedim. Kompozisyon, yani bizim için çalışmaya başlamadan önce en önemli şey kompozisyon. Doğru bir kompozisyon
yakaladığımız zaman çalışmamızda bunun üzerine inşa edeceğiz ve iyi sonuçlar almış olacağız. Evet, çalışmamızın da artık yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Portre çalışmak zordur. Özellikle yağlı boyada gerçekten zordur. Ama başlangıç olarak zordur daha doğrusu. İlerleyen aşamalarda aslında ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Evet, çalışmamızın da son halini ekranda görüyorsunuz. Çalışmamı istediğiniz farklı figürler varsa bunları da mutlaka yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.